Hadi Kerime, hadi canım, hadi. Hah, ıkın, ıkın. Canım Kerime Hanım. Ikın canım. Gözün aydın Yusuf. Sağ salim doğdu bebek. Karın da iyi maşallah. Rahatla biraz. Her şeyi usulüne göre yaptım. Tereyağından kıl çeker gibi olacak inşallah. Sen hiç merak etme. Bu iş hallolmadan ben rahatlamam. Bir sorun çıkmaz değil mi? Yok, çıkmaz. Fatime. Bak, geleceğim senin elinde. Eğer bu işi halletmezsen... Tamam, tamam dedim ya Yusuf. Bak, bak. Görmek istemez misin kızını? Ben sana ne diyorum? Sen bana ne soruyorsun? Git hallet şu işi hemen. Sen günahlarımı affet. Ablaların en güzeli. Umut, geldin mi? İndin mi uçaktan? Geldim ablacığım, geldim. Bizimkiler bilmiyor değil mi geldiğimi? Yok yok, söylemedim. Ay canım, keyfimden kısık sesle konuşuyorum. Tamam, beni karşılarında görünce nasıl tepki verecekler çok merak ediyorum. Tamam o zaman ablacığım, ben kapıyorum şimdi. Gelince görüşürüz. Taksi! İyi misiniz? Ben yardım etsem size? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Gerçekten, gerçekten çok özür diliyorum. Bir hastaneye falan götürsem sizi? İyiyim dedim ya, gerek yok. Tamam, şey, en azından bir ayağa kalkalım. Bir şeyiniz var mı? Bir kontrol edelim lütfen. Ah.
Tamam, siz merak etmeyin, ben yardım ederim. Beraber toplarız. Topuğu kırık ayakkabıyla bütün gün ne yapacağım ben şimdi, söyler misiniz? Hanımefendi, kazayı ucuz atlattım diye sevineceğinize bir de söyleniyor musunuz? Ya sizin yayalara hiç saygınız yok mu? Ben geçerken siz duracaksınız beyefendi, kör müsünüz? Hanımefendi affedersiniz ama ben kendi yolumda, kendi hızımla gelirken siz benim önüme atladınız. Farkındasınız değil mi? Taksiye yetişmeye çalışıyordum herhalde. Taksi? Boş taksiyi de kaçırdım. Nasıl yetişeceğim ben şimdi ya? Sanırım sizin biraz aceleniz var. İsterseniz ben gideceğiniz yere kadar bırakabilirim sizi. İstemez. Bulurum bir taksi. Şurada. Hanımefendi bakın. Yani bu halde siz karşı kaldırıma bile geçemezsiniz. Bakın lütfen inat etmeyin. Ben gideceğiniz yere kadar bırakayım sizi. Teklifim hala geçerli. Buyurun. Buyurun. Evet, yola da çıktık. Nereye bırakacağım sizi? Adliyeye. Sanık olarak mı, tanık olarak mı? Avukat olarak. Tamam canım, sen de çok gerginsin. Yani olan oldu, yapacak bir şey yok. Biraz rahatlasan, adliyeye de götüreceğim seni. Biraz susarsan rahatlayacağım inşallah. Ya 10 dakikalık yol nasıl 20 dakikaya çıktı anlamıyorum ki. Ya sana yanlış sokak dedim, girme buraya dedim. Bir arka sokağından dolanacaktık dedim ama işte. Ne yapayım, navigasyon burayı gösteriyordu. Ya gösterirse göstersin. Her gün gelip gittiğim yer canım, benden daha mı iyi bilecek navigasyon? Allah Allah. Tamam da ben senin yüzünden açtım navigasyonu. Yok o sokağa girme, yok buradan çık, yok şuraya gir derken kulağımın dibinde dır 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 dır. Kafam karıştı, ne yapayım? Ya yolu biliyorum dedim, bilmiyormuşsun. Yolları değiştirmişler. O zaman beni dinleyecektin. Bak, girdik işte çıkmaz sokağa. Nasıl gireceğiz ana yola? Hı? Arabaların üzerinden uçuracak mısın bize? Koşsam daha çabuk varırdım. Tamam, al. Kapadım. Buyurun, tarif edin. İyi. Geri git şimdi. Buradan mı? Evet. Tamam. Sonunda. Buyurun, sizin tarif ettiğiniz yolda gördük. Hepsi senin yüzünden. Ya ne yapayım, yol çalışması da mı benim suçum? Ya İstanbul'un bütün çıkmaz sokaklarını, kapalı yollarına girdin. Nasıl beceriyorsun bilmiyorum ama nerede sorun var, içine dalıyorsun resmen ya. Yok, ben gidiyorum. Tamam? Sana hayatta başarılar. Ki buna ihtiyacın olacak. Hayır, bu şanssızlıkla hayatta kalman mucize. Kut kapalı. We'll be right back.
Got kafa mı? Got kafa mı dedi o bana? Deli ya. İnat. Tatlı ama. Evet, ben bot kafalı olabilirim. Ama senin de benden kalır yanın yok. Yahu milyon dolarlık proje nasıl tamamlanmaz Tekin? Oyuncak değil ki bu. Koskoca inşaat, her şey çizilmiş. Nasıl tamamlanmaz? Yabancı ortaklar küplere binmiş durumda. Projeyi zamanında teslim edemezsek tonla tazminat yükünün altına gireceğiz, biliyorsun değil mi? Biliyorum Yusuf. Biliyorum da sen de biliyorsun, o mahalle projenin ilk aşamasında yoktu. Sonradan eklenince karışıklık olmuş. Çözeriz, merak etme. Hemen çözün o işi Tekin. Hemen çözün, mahallenin yıkımına başlayın. Yusuf, yani koca mahalleyi yıkmak öyle kolay değil. Mahallede herkesin kendi evi. Hepsinin tapusu var. Ve biz de bir plan yaptık da kendimize göre. Ya bir dur, hele bir dur, sakinleş, kurban olayım. Yusuf amca, ben bugün mahalleye gidip herkesle konuşacağım. Evleri bize satması için ikna edeceğim. Sonuçta mahalle eski, evler dökülüyor. Bize satmayıp ne yapacaklar ki? Bu işin altından kalkamazsak sıkıntı yaşarız Tekin. Tası tarağı toplar, Trabzon'a köyümüze döneriz, haberin olsun. Ya ortak, biz bugüne kadar hangi işin altından kalkamadık Allah aşkına? Yani sen de şirketi gömdün, batırdın, yolladın bizi memlekete. Yapacağız evelallah. Turşuluk, taptazeler. İyi yaptın Esma'cığım. Şöyle elimizdeymişken hepsini birden çıkaralım. Şu uğraştığın şeye bak Kerime ya. Bu devirde turşu kurmak mı kaldı kardeşim? Ya al marketten ye. Yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmiyor. İstanbul'da hanım oldu ya, küçümsüyor Azba. Bana bir şey mi dedin Nebahat? Yani evde yapılanla marketten alınan bir olur mu diyorum. Eskiden siz memleketinizde yapmıyor muydunuz Trabzon'da? Hayatta, hayatta elimiz sürmem. Bak ne diyorum. Bütün gün insanın eli kokuyor ayol. Annem yapardı bilirim. Gelin nerede? O da gelseydi. Adı batsın. Ne bileyim ben, bizi kale alan mı var? Sabahın körü çıktı hangi cehennemdeyse. Hala yok haber. Ah benim eşek oğlum. Ay ne oldu da? Nasıl oldu da o belgini bıraktı da bu uğursuzu aldı hiç bilmiyorum. Ne güzel dünür olacaktık ya. Kader. Kader Ayşe'cim. Kaderde ne yazılıysa o. Demek ki kısmet değilmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Sen bu Meryem'in üzerine de bu kadar gitme bence. Ha, adı batsın. Kız sen de ne yapıyorsun o yapraklara girdin o jeli ellerinle? Ha, bırak, başka adam mı yok burada yapacak? Oyalanıyorum anne. Hem yardımım dokunsun. Ay hizmetçi ne güne duruyor? Ya keşke biz de Esma gibi birini bulabilsek. Geçen bir kız geldi, ben bu evde durmam dedi, gitti. Kabahati giden de değil, gönderen de arayacaksın. Bana laf mı soktu gene o? Ha? Nebahat'cığım, hadi sen bize bir kahve yap, hadi. Bak misafirlerimiz ayıp oldu, bir şey ikram edemedik. Hadi, hadi. Misafir arada bir gelene denir ama. Bahar, hadi. Oo hanımlar, kışlık turşu mu kuruyorsunuz? Kızım alma gene. Tazecik vallahi, çıtır çıtır. Kızım yapma şunu her defasında. Belgin abla. Canım. Hayırdır?
Pek bir keyiflisin bugün. Yüzünde güller açıyor. Size bir sürprizim var da ondan. Aa, neymiş o? Bakın. Uşaklar buraya toplanmış. Ne yapıyorsunuz? Ay oğlum gelmiş. Oğlum, oğlum, oğlum. Hoş geldin, hoş geldin. Annem. Nasıl özledim bir bilseniz. Çok şükür kavuşturan Allah'ıma. Ay dur bir bakayım sana şöyle. Sen zayıfladın mı biraz ha? Ya biraz. Orada benim gibi yemek yapıp da önüne koyan yok tabii. Vallahi Süt anneciğim parayı verdin mi önüne koyuyorlar da. Ama senin elinin tadı hiçbir yerde yok. Süt anan sana kurban olsun. Umut hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Ayşe teyze. Nasılsınız? İyiyim iyiyim. Oğlum, oğlum canım. Umut hoş geldin. Hoş bulduk. Haber verseydin ya alırdım seni havalanında. Ben herkes sürpriz olsun istedim. Ay ay annem geldi. Annem, annem, annem. Hoş geldin. Ayfer'im. Kolay gelsin. Sağ olasın Recep'im. Ayfer'im ben çıkıyorum. Recep'im dur hele. Lahana sarması yaptık. Gitmeden ye bir tabak sen seversin. Hadi bakalım. Ah. Of of of. Döktürmüşsün yine gözümün nuru. İki tencere sardım. Birini Nazlı'ya. Turş kavurma da yaptım. Mısır ekmeği de. Lokantada çok gidiyormuş. Nazlı dedi ki Ayfer teyze senin yemekler geldiğinden beri müşterilerim arttı. Gece. Niye düştü yüzü? Bu yaştan sonra seni işe koşuyoruz ya Ayfer'im. Ona üzülüyorum. Ah Halila. Benim taş kafa oğlum. Aa, Recep. Ben söylediğine pişman etme insanı. Hem ben yorulmuyorum ki. Bir tencere fazladan yapıyorum. Hem 3-5 kuruş katkı oluyor işte. Ya Nevriye'ye de öğretsen sana yardımcı olur. Nevriye mi? Ne Nevriye'si? Gözün telefondan kaldırdığın mı var? El alemin gelini evi çekip çeviriyor. Bizimki içtiği suyun bardağını kaldırmıyor. Hani tuttu kolundan getirdi. Kendi hapse girdi yetmiyor gibi bunu da başımıza bıraktı. Of. Mahalledeki evlerin ederi belli. Fiyat verirken ne çok altına in ne de çok üstüne çık. Sen hiç merak etme Yusuf amca. Ben kârımızı yüksek tutacağım. Babacığım. Toplantınızı bölüyorum ama sana bir sürprizim var. Neymiş? Bak kim geldi. Umut. Baba. Aslanım. Ne zaman geldin? Yeni geldim baba. Sürpriz yapayım istedim. Ne iyi ettin. Tekin amca. Hoş geldin Umut oğlum. Aman estağfurullah. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Tekin amca. Sizi sormalı. Sağ ol oğlum. Sağ olasın. Ne çok özlemişim ya. Annen de bugün söyleniyordu. Burnumda tütüyor diye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yusuf, mahalle işini sonra konuşuruz. Sen oğlunla biraz hasret gider. Hadi oğlum tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Geç hasta. Babam, nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne güzel sürpriz oldu. Ters başladım. Her şey ters gider zaten. Hoş geldin kızım. Hoş buldum baba. Kızım senin burada bu saatte ne işin var? Senin duruşman yok muydu? Vardı anneciğim de yetişemedim. Ya şu topuğumun haline bakın. Aa ne oldu ki? Aman ya. Aksilik işte önemli bir şey değil. Ya haliyle yetişemedim duruşmaya da. Ya tam da davanın sonuna gelmiştim. Müvekkilime de rezil oldum. Hay Allah. Dünyam Süt annen aradı bugün. Çok özlemiş seni. Kızım müsait zamanda bir arayı versene. Ararım anneciğim. Ya ne zamandır konuşmuyoruz zaten. Ben de onu çok özledim.
Anne, lahana sarması mı yaptın yine? Ay bana da koysana, çok canım çekti. Niye kendin koymuyorsun? Ojelerimi yeni sürdüm çünkü. Üzülme kız, koyarız. Çırağı memlekete yolladım, kahveyi çok boş bıraktım. Hadi ben gidiyorum. Recep, haline biraz para göndersek. Dün aradı çocuk. İçeride çok lazım oluyor anne. Beyefendinin borcunu ödüyoruz, bir de para mı yollayacağız? Yok ona para mara. Baksın başının çaresine. Aşk olsun baba, hiç mi acımıyorsun oğluna? O herifleri başımıza musallat ederken acıdı mı bize? Avukat kızım var senin. Çıkarsın hapisten, kurtarsın oğlunu. Hem benim kocam kendi parasını, kendi borcunu öder bir kere. Çok pardon da onun neyini savunup çıkarayım? Hı? Suçluysa cezasını çekecek elbet, değil mi? Heh. Ama neyi tamam, bir şey demedim. Deme zaten. Hadi ben çıkıyorum. Görüşürüz baba. Görüşürüz kızım. Kahveye mi Recep amca? Hayırlı işler. Sağ ol kızım, sağ ol. Gel Nazlı kızım, gel. Ben diğer yemekleri hazırlayayım, getir. Ellerine sağlık Ayfer teyzem. Avukat hanım, erken gelmişsin bugün eve. Sorma ya. Got kafalının biri yüzünden tüm işlerim aksadı. Got kafalı mı? Ay ne oldu, merak ettim şimdi. Anlat, anlat. Ya, duruşmaya giderken araba çarptı bana. Bir şey oldu mu? Yok ya, yere düştüm sadece. Yani tam olarak çarptı da sayılmaz aslında. İşte ayakkabımın topuğu kırıldı, dosyalarım dağıldı. Ha bu arada taksiyi de kaçırdım. Ya, çarpan da benim yaşlarımda gençten biri. Tutturdu, bırakayım seni gideceğin yere. Centilmen adammış. Yakışıklı mıydı? Saçmalama Nazlı. Niye saçmalayacakmışım? Ha, yakışıklıysa böyle aranızda bir şeyler olurdu belki diye dedim ben. Sulandırma sohbeti Nazlı. İyi tamam tamam, anlat hadi. Sonra bütün İstanbul'u dolaştırdı ama beni bir türlü adliyeye götüremedi beyefendi. Ben de sinirlendim, vurdum kapıyı, indim arabadan. Yürüyerek yetişmeye çalıştım ama yetişemedim duruşmaya. Ya kapıyı çarpıp çıkıp gittin yani, bu kadar. Öyle mi? Yani daha ne olsun? Telefon numaraları alınıp verilmedi mi? Ay niye elin adamına veriyorum durup dururken numaramı? İstemedi mi? Ha istese verir miydim? Ah oh, dünya ah. Ya şöyle azıcık anlayışlı, güler yüzlü olamıyor musun? Hı? Belli ki adam etkilenmiş senden. Bırakayım filan demiş. Ya bak sana söylüyorum. Bu gidişle başarılı ama yalnız bir kadın olacaksın. Ya aynı evde Nevriye'yle ömür tüketeceksin. Hmm, sen kendine bak bir kere canım. Hala açılamadın Tayfun'a. Ya kızım, adam burnunun dibinde, sen hasretlik çekiyorsun. Pes. Açma hiç şu konuyu ya. Vallahi çok üzülüyorum zaten. Ya acaba ben de kendimi Tayfun'un taksisinin önüne mi atsam? Ne dersin? Şapşap. Ya ne zahmet ettin canım kardeşim diyemeyeceğim çünkü bayıldım. Ay iyi ki almışsın, çok teşekkür ederim canım benim. Yalnız babam aldığın saatte gözüm kalmadı değil. Ablacığım babam hep ne der? Vakit, vakit nakittir. Nakittir. Diye diye sonunda öğretmişim çocuklar. Aferin. Aa, bir dahaki geldiğinde saatin aynısından isterim ama. Aa, sen geri mi döneceksin oğlum? Anneciğim ben doğum günü için geldim. Geçen sene gelememiştim. Bu sene beraber kutlarız diye geldim. Sonrasında dönmem gerekiyor. Ama oğlum sen böyle yabancı memleketlerdeyken benim boğazımdan tek lokma geçmiyor. Hele bir dur hanım. Çocuk daha yeni geldi, sık boğaz etmeyin. Daha sonra konuşuruz bunları. Siz şimdi aslanımın en sevdiği yemekleri yapın da akşam şöyle bir ziyafet çekelim. Merak etmeyin Yusuf Bey. Ne isterse yaparız onu. O zaman bana müsaade. Holding'e geçiyorum, akşam görüşürüz. Tamam baba, görüşürüz. Ay, yuh anasının got kafanız got. Hayır, bu şanssızlıkla hayatta kalmam mucize. Got kafalı. Niye şimdi got kafalı diyorsun anneciğim oğluna? Böyle güzelim evini, güzelim memleketini bırakıp yabancı memleketlere gidene got kafalı denir de ondan.
Evet, biliyorum. Daha önce verdiğimiz tarihi geciktirdik. Farkındayız. Size karşı da çok mahcubuz. Ama siz de bize karşı biraz anlayışlı olun canım. Yani elimizde toplu para geçer geçmez yapacağız ödemeyi. Evet, anlıyorum. Tamam, merak etmeyin siz. En kısa zamanda halledeceğiz. Tamamdır. Şu borç bende huzurumuzu bırakmadı oğlum. Aklım çıkıyor, adamlar avukatlarını şirkete yollayacak. Yusuf her şeyi öğrenecek diye aklım. Baba, sakin ol. O mahalledeki evleri ucuza kapatırsak, Yusuf amcaya da daha pahalıya aldık dersek, aradaki farkı alır, borcu kapatırız. Benim kafamda da o var. Hadi sen bir aksilik çıkmadan hallet şu işleri. Baba, sen hiç merak etme. Bak, ben ne yapıp ne edip ucuza kapatacağım abidir. Ha? Hadi bakalım. Gökhan, Meryem nerede? Sabahın körü çıktı, bak bu saat oldu gelmedi. Doktora gitti anne, kontrole. Aa, oğlum niye bize hiç söylemiyorsunuz? Ben de giderdim. Anne, bırak nasıl rahat ediyorsa öyle yapsın ya. Oğlum, bu kız sivilce patlatmaya gitmedi. Karnında benim torunumu taşıyor. Biz kaynanamızdan habersiz sokağa çıkamazdık. Nerede kaldı eski adetler hanım? Bırak çocuklar bildiklerini yapsınlar. Aman ben bir şey söylesem sanki dinliyorlar. Meryem kafasının dikine. Başladın gene kaynanalığa. Başlarım tabii. Belgin gibi güzelim kız dururken bu sekreter parçasını gelin diye getirirse başlarım. Yeter artık Ayşe. Papağan gibi aynı şeyleri tekrarlamaktan vazgeç daha. Merhaba. Hoş geldin kızım. E ne dedi doktor? Nasılmış torunumuz? İyiymiş babacığım. Bir sorun yok. Akşam konuşsak bunları, ha? Benim acil çıkmam lazım da önemli bir şey. Hadi. Yavrum, niye zahmet ettin? Ya ne zahmeti süt annem? Olur mu öyle şey? Zaman ne çabuk akıyor değil mi Kerimem? Daha dün gibi bebeklik hali. Nasıl da ağlardın havasın çıktığı kadar. Sen ağlardın. Kerim ağlardı. Ne yapsın? Sütü gelmiyor. Sana bir şey oluverecek diye ödü kopuyor. Baban da duymuş benim yeni doğum yaptığımı. Bir iyilik istedi benden. Sağ olsun. Aldı getirdi. Bir yiğidi emziriyorum. Bir seni. İki aya kalmadı. Topaç gibi oldunuz maşallah. Süt kardeşim ne yapıyor? Çok özledim. İyi iyi. Haftada bir arıyor görüntülü. O da bu yaza gelecek Almanya'dan. Anne, sana diyorum. Söyle oğlum. Sen bir hüzünlendin sanki, ha? Eski günleri hatırlattık da ondandır. O zamanlar çok üzüldü seni emziremedi diye. Hep kendini suçladı. Ah be annem, sen hala ona mı üzülüyorsun? Yok yok oğlum, geçmişi unuttum ben. Sen geldin ya, heyecanlandım ben, ondan böyleyim. İyisin değil mi? İyiyim, merak etme, iyiyim. Tamam. O zaman ben bir Tekin amcalara uğrayacağım. Oradan da Eren'in yanına geçerim, özledim dervişimi. Tamam. Bir de ablacığım, eğer sen müsait olursan bir baş başa konuşmak isterim. Tamam canım, konuşuruz. Benim de işlerim var, bir şirkete uğramam lazım. Müsaadenizle. O zaman ben de kaçtım. Görüşürüz. Hadi, hayır işler çok.
Recep abi, nerede kaldı çaylar? Ya Hilmi, sen de ne tezyanlı adamsın ha. Daha önündeki çayı bitirmemişsin. Yenisini istiyorsun. Buyur bakalım. Halis mulis Karadeniz çayı. Recep amca, sen bak telefonla, ben de atırım. Sağ ol oğlum. Kim arar beni Halil'in alacaklarından başka? Alo. Buyur kardeşim. Biliyorum gününü geçirdim. Birkaç gün daha müsaade etseniz. Çok sıkışık bu aralar. Hayırlı günler. Hoş geldin Dünya. Hoş bulduk Tayfun. Ne içersin? Çay, kahve, ıhlamur. Sen zahmet etme ya, ben kendim alırım. Ya sen şimdi ofise girer çalışırsın. Bölünme diye dedim. Yok ya, zaten babama yardımcı oluyorsun. Bir de ben yormayayım seni. Estağfurullah. Kolay gelsin. Dünya kızım, gel şöyle yamacıma. Bir şey diyeceğim sana. Hayırdır Rıza amca? Bir sorun mu var? Sayende sorun morun kalmadı. Bu da hediyem benden sana. Rıza amca, ne gerek vardı hediye falan? Vardı, vardı. Bir kuruş almadan bizim davayı çözdüm. Güle güle giy. E aşk olsun ama aramızda paranın lafı mı olur hiç? Ya. Ya çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk babacığım. Ben ofise geçiyorum. Birkaç dosyayı incelemem lazım. Tamam kızım. Tekrar çok teşekkür ederim. Kızımla ne kadar iftihar etsen azdır Recep. Oğlan çocukların yapamadığını dünya yapıyor. Maşallah tuttuğunu koparıyor. Sadece Recep'in değil, mahallenin de gururu dünya kızımız. O olmasa ne yapardım bilmiyorum. Hadi afiyet olsun. Bir ihtiyacın var mı kızım? Yok babacığım, sağ ol. Baba, ya ben bu ay ancak bu kadar toplayabildim. Çok eksiğimiz var mı? Yok kızım. Ben gerisini bugünkü hasılattan hallederim. Sen kendine dert etme. Senetlerin günü geçeli 2 gün oldu. Daha aramadılar mı? Yok kızım, aramadılar. Tamam ama ararlarsa söyle mutlaka, tamam mı? Olur kızım. Ben de bugün çay yetiştiremiyorum. Gideyim de yeni bir çay demleyeyim. Ya ben de onu soracaktım. Kahve niye bu kadar kalabalık bugün? Ya, muhtar toplamış herkesi. Bir inşaat şirketinden gelip konuşacaklar mıymış ne? Allah Allah. Ne konuşacaklarmış ki? Ben de bilmiyorum ki. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun oturun, bir şey ikram ediyorum. Sağ ol. Fazla vaktimiz yok zaten. Ben Gökhan Aksoy. Ustabaşı İnşaat'ın proje yöneticisiyim. Hani şu mahallenin bitiminde büyük bir inşaat projesi var. Herhalde bilmeyen duymayan yoktur değil mi? Modern, konforlu ve de akıllı evler yapıyoruz. Biliyoruz, biliyoruz. Gördük. Koca koca binaları diktiniz oraya. İşte o evleri ustabaşı inşaat olarak biz yapıyoruz. O evler projenin ilk etabı. Bu projenin bir de ikinci etabı var. Evlerin yanı sıra spor tesisleri, park, bahçe gibi planlarımız var. Evet, işte biz bu planları bu mahalleye yapacağız. Nasıl olacak bu iş? Burada boş arazi yok ki. Biz de zaten bunun için geldik. Biz şirket olarak bu mahalledeki bütün evleri satın alacağız. Ne diyor bu ya? Bizim evleri satın mı alacakmış? Bey amcacığım, bak bu mahalle bayağı eski. Hiçbiri yenilenmemiş. Haliyle sokaklar da bakımsız, değil mi? Hatta sokaklar o kadar dar ki
belediye çoğu sokaklara hizmet bile götüremiyor değil mi? Eğer evlerinizi bize satarsanız, bizim size verdiğimiz paralarla kendinize daha iyi bir yerden daha güzel bir daire alırsınız. Hadi canım, biz de, sen de bu mahallenin çehresini değiştiririz. Siz hiç merak etmeyin. Ustabaşı inşaat olarak biz hiç kimseyi mağdur etmeyiz. Edemezsiniz de zaten. Ayşe, uğraşma şu kızla artık Allah aşkına. Bak herkesin huzurunu kaçırıyorsun, kurban olayım ya. Ha, ben mi kaçırıyorum herkesin huzurunu Tekin? Ya ben öyle mi dedim? Ben anladım anlayacağım, tamam. Anla. Selam. Müsait misiniz, gelebilir miyim? Aa Umut, gel. Gel gel, geç otur şöyle. Gel oğlum. Hoş geldin. Ne içersin? Çok teşekkür ederim, hiçbir şey içmeyeceğim. Gamze'ye bir hediye almıştım, onu verip çıkacağım. Ya, gel biz o zaman biraz bahçeye gidelim de çocuklar baş başa kalsın. Hadi. İyi. Gamze, nasılsın? İyiyim. Nazar boncuklu bileklik mi? Yok. Bu senin değil. Seninki bu. Teşekkür ederim. Ne demek? Çok güzel. Akşam ne yapıyoruz? Çıkıp biraz eğlenelim mi? Benim Eren'in yanına gitmem gerekiyor. Ama yarın, olur mu? Olur. Söz ama. Söz. Hadi görüşürüz. Sarma yaparım. Köftemi de özlemiştir Umut şimdi benim. Köfteyi fırında mı yapsam, tavada mı acaba? Kavurmayı da çok sever. Sen ne dersin bacım? Hocam. Hocam iyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Tır tır titriyorsun sen. Tansiyon durum. Böyle tansiyon mu olur? Az önce bir şeyin yoktu. Hadi, hadi hemen doktora gidelim. Yok 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 Nebahat, geçer şimdi, geçer geçer, ne olur geçer. Kerimem, bak sen hiç böyle olmazdın. Tansiyon falan değil bu. Hadi, hadi gel, hemen doktora gidelim. Ne olur Kerimem, hadi. Hadi gel, ben seni tutarım. Gel. Tamam, tamam. Gel. Tut, tut, gel yavaş. Gel, gel canım. Hay Allah'ım yarabbim. Nasıl olacak bu iş? Ne yapacağız şimdi biz? Bunlar dedi diye evlerimizden çıkacak mıyız? Evlerin paralarını da vermiyor burada. İnsanlık kalmamış bunlarda. Çocuklar perişan. Durun. Bir sakin olun. İstemediğiniz müddetçe evlerinizden çıkmak zorunda değilsiniz. Şirketimizin size yaptığı ödemelerle daha yeni bir yerde, daha güzel evlerde oturmak varken, yani niye bu eski yerlerde oturasınız ki? Ha? Evladım, doğma büyüme buralıyım. Burada çalıştım. Evlendim. Evlatlarımı büyüttüm. Bu saatten sonra nereye gidebilirim ki? Canınız nereye isterse oraya gidersiniz amcacığım. Hı? Ev dediğiniz dört duvar değil sadece. Burada komşumuz var, ahbaplarımız var. Gittiğim yerde kimseyi tanımam etmem. Rıza amca doğru diyor. Benim de dükkanım var burada. Müşterim belli. Zar zor tutulmuşum, paramı kazanıyorum. Şimdi nereye gidip dükkan açayım ben? Cahil cahil konuşma İlmi. İyi para veriyorlar. Açarsın başka bir dükkan. Ben şahsen evimi satacağım. Ya diyelim ki Rıza amca gibi kimseler evini satmak istemiyor. Ama bazıları da sattı. Ya o zaman ne olacak? Proje duracak mı? Çoğunluk kabul ederse azınlığı da ikna ederiz. Nasıl olacak o iş? Nasıl olacak? Burnumuzun dibine dozerleri sokup baskı uygulayarak. Hanımefendi, hani müsaade edin de biz bu meseleyi erkek erkeğe konuşalım ya, değil mi? Niye? Kadınların konuşabildiği konu başlıklarına siz mi karar veriyorsunuz? Bakın, ben kabalık yapmak istemedim. Ama siz ikide bir de lafımı keserseniz, ben derdimi nasıl anlatırım? Yo, siz derdinizi gayet güzel anlattınız.
Buradaki herkes de anladı. Birinci etapta yaptıklarınızı gördük. Evlerinin değerinin altında para verdiniz. Herkes mağdur oldu. Çıkmayanları da baskı uygulayarak resmen kovdunuz. Oğlum, dünya kızım avukattır. Bu işleri hepimizden daha iyi bilir. Kızım, kestirip atma hemen. Belki öncekiler gibi olmayacak. Belki karlı çıkacağız bu işten. Kaç para vereceksiniz evlere? Bütün evlerin değeri teker teker arazilerin konumlarına göre değerlendirecek. Ama ben rakamları yüksek tutmak için elimden geleni yapacağım. Bizim bu vaatlere karnımız tok. Boş laf hepsi. Hadi oğlum hadi. Benim evim satılık değil. Benim dükkanım da. Vallahi ben mahallemden gitmem arkadaş. Siz isteseniz de, istemeseniz de bu proje yapılacak. Yerinizde olsam işi yokuşa sürmek yerine kabul ederdim. Karşınızda koskoca bir holding var. Her engelin üstesinden gelmeyi başarır elbet. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Tehdit? Ben tehdit etmiyorum. Olacakları söylüyorum. Ne yaparsanız yapın, biz bu mahalleden çıkmayız, tamam mı? Gözümüzü korkutamazsınız bizi. Sizin gibi provokatörler çok gördük biz. Hepsiyle de bir şekilde baş ettik. Ağzını topla lan. Tayfun. Dur. İnsanların eline 3-5 kuruş para verip kandıracaksınız değil mi? Ama ben buna müsaade etmem. Şimdi defolup gidin buradan. Bas git yoksa elimden bir kaza çıkacak. Bu burada bitmedi. Aferin kızım. İyi haddini bildirdin üçkağıtçıya. Kimse endişe etmesin. Buralar bizim tapulu malımız. Biz istemedikten sonra çivi dahi çakamazlar. Yıllar oldu hala bu döküntüyle mi uğraşıyorsun dervişim? Ne sen değişiyorsun ne tekne. Bitmez bunun iş. Aynı hayat gibi. Her gün bir derdi var. Kardeşim. Hoş geldin. Ama bu sefer arayı epey açtın. Hayat sürüklüyor işte bir şekilde. Aynı bizim tekne gibi desene. Gel, geç otur. Ben sana diyorum be dervişim. Değiştirelim bunu diye. Sen dinlemiyorsun ki beni. Yenisini alacak olsam, onca zenginliği bırakıp neden burada yaşayayım ki? Sen şimdi buna bakınca külüstür görüyorsun ama ben yaşanmışlık görüyorum. Susmaya mı geldin, dinlemeye mi? Sence? Peki kardeşim. O zaman derin sessizliğimize bürünelim, tamam? Şimdi senin dil susar da aklın konuşur. Al bakalım. Sen konuşturursun. İyiyim. Bırak kolumu. İyiyim canım. İyiyim. Hiç numara yapma bana. İyi falan değilsin. Ya sana kalsa doktora da gitmeyecektik. Ne gerek vardı zaten? Onca tahlil, test. Boşuna zaman kaybı. Ben bilmem. Doktoru duydun. Diyetine dikkat edeceksin. Stres sıkıntı yok. Tahlil sonuçların çıkınca ilaçlarını da alırız. Nebahat. Bak bundan kimseye bahsetmek yok, tamam mı? Yani şimdi durup dururken kimseyi telaşlandırmayalım. Hele bir tahlil sonuçlarım çıksın. Anlayalım, dinleyelim bakalım neyim var, neyim yok. Ondan sonra usulünce söyleriz. Hı? Sen gönlünü ferah tut. Ağzımı mühürledim bile.
Hadi canım. Sen biraz dinle. Ben de Esma'ya bakayım akşam için ne yapmış. Tamam canım. Umut çay. Umut. Oho. Uçmuş bizimki. Kim bu seni derinlere götüren kız? Efendim? Çizdiğin arkadaşla muhabbetin bol olsun diyorum. Ha yok. Öylesine çiziyorum ben. Kim bu? Bilmem. Senin derdin büyük kardeşim. Yani bu hayatta en büyük dert bilmemek. De. Sen bu bilinmezi niye çiziyorsun? Onu da bilmiyorum. Biliyorsun, biliyorsun. Söylemeye korkuyorsun. Nerede kaldı bu çocuk Tekin? Gökhan, gel oğlum gel. Biz de seni bekliyorduk. Gel. Geç otur. Ne oldu, son durum ne? Konuştun mu mahalledekilerle? Konuştum. Konuştum da... işler pek iç açıcı değil. O ne demek ya? Mahalleli evini satmak istemiyor. Yani... çoğu gönüllü değil. Satmıyor ne demek ya? Tekin? Hani kolayca hallediyorduk? Bu işin sonunda batmak var, batmak. Yusuf bir sakin ol. Ya, dur daha bu ilk hamlemizdi. Öyle hemen pes edip geri çekilecek halimiz yok herhalde. Ya Yusuf amca, mahallede genç bir avukat var. Adı Dünya. Böyle... dik başlı, çok bilmiş bir kadın. Herkes de onun ağzının içine bakıyor. Dünya kızım ne derse o diyorlar. Ben avukat falan anlamam. Bir kadının aklına yenilecek halimiz yok. Ne yapıp edip orayı almamız lazım. Duydun mu beni Gökhan? Yarın bu iş bitecek.